Al bakalım. Bu ne? Ne bu, ne yapacağım? Arabayı mı park edeceğim? Değnekçi miyim ben? Otoparkta mı çalışıyorum? Ne yapacağım ya? Allah, kaptan sensin. Ne istiyorsan yap. O ne demek? Arabayı bana. Yani saçma ama senin ihtiyacın olur. Michael, buranın neredeyse bir yarı açık cezaevinden farkı yok biliyor musun? Yani hani canım sıkıldı bir caddeye gidiyorum falan gibi şeyler yok burada. O yüzden bir de şöyle bir gerçek var. Yani ofistekiler ne der sonra? Ne olur? Koskoca editör olmuş, arabası yok. Yakışır mı? Editör bana mı demek istiyorsun? Ne diyorsun şu anda tam olarak? Editör yaptım Michael seni. Editör? Editör. Allah'ım bir şey söyleyeceğim. Şaka mı? Gerçek mi? Ne yapıyorsun? Zaten öyle bir şey olamaz. Çünkü Asena Hanım var mesela. Yani. Asena Hanım, Yiğit Bey, Gazi falan hepsi okey. Sıkıntı yok. İtan, şu ma pembeleşinceye kadar hafifçe kapır. Değil mi? Ne işi var bunda? Birliktesiniz değil mi? Biz Luna Park'tayken, takılırken falan o zamanlar hep beraberdiniz değil mi? Söylemek istemedim. Kafanın orada olmasını istemiyordum, üzülmeni istemedim. Luna Park'ta. Yani. Şimdi de yalan söylemek istemiyorum. Öyle. Unutur musun? Güzel. Seni üzmüyorum. Bilmediğim bir sebepten ötürü senin mutluluğunu, kendi mutluluğunu önüne koymuş. Eğer bu herif seni üzerse, bu intikam ayağına eski psikopatlıklarına falan başlarsa Michael. Geçmişte kaldı onlar. Tamam. Ama eğer olursa, yani eğer en ufak bir şey bile hissederse bana söyle. Çünkü burada var ya. Burada en tehlikelileri de var. En iyileri de. Buradaki her türlü psikopat, sadist, manyakla ben arkadaşlık kuracağım. Alır gel. Herkes üzeriz. Ben içeri geleceğim. Çünkü buraya kadar geldim. Geleceğim yani. Görmek istiyorum orayı. Valizini bırakırız birlikte. İçim rahat etmez ki. Bence iyi fikir değil mi Michael? Çünkü sen içeriye girsen yani muhtemelen hastası olabilirsin. Kalmak istersin falan. O yüzden yani istiyorsan hiç girme. Acıdan mı göremedim bugün? Kalp ağrıyor, çözülmedi düğüm. Çabuk iyileş, tamam mı? Tamam. Yine kader. Ben gerçekten bak seni göremezsem deliririm. Vallahi deliririm bak.
Michael ne saçmalıyorsun ya? Gerçekten. Sen editör olacaksın ya. Aklına mukayyet olman lazım senin. Sen... Evet delisin sen ya. Vallahi delisin. Evet, raporum da var. Düşen damla misali yakaladı ölüm. Yine hayal mi, oyun mu bilemedim bugün. Sen ne yapacaksın? Ne yapacağım? Her zamanki ben ortaya karışayım. Böyle konuşursan gitme. Yani gidemem, ben burada dururum sabaha kadar. Michael bak, ben deli adamım. Rahatsızım ben. Seni maazallah alıkoyarım, bir şey yaparım falan. Güvenli değilsin, bence git. Yakışmaz ama tamam, bir kere de şu yolu bana göster, yoksa acıma. Yüklet mesela. Yalan zaman eriyor bu kalan sonu. Yakışmaz ama tamam, bir kere de şu yolu bana göster, yoksa acıma. O da mı yalan? Yine hayal mi, oyun mu? Hoşça kal arkadaş. Bilemedim bugün. Geçer mi, biter mi, kilitlendi dilim. Zaman veriyor bu kalan sonu. Yakışmaz ama talan, bir kere de şu yolu bana göster, yoksa acım var, o da mı yalan. Zaman veriyor bu kalan sonu. Yakışmaz ama talan, bir kere de şu yolu bana göster, yoksa acım var, o da mı yalan. Zaman veriyor bu kalan sonu. Yakışmaz ama talan, bir kere de şu yolu bana göster, yoksa acım var, o da mı yalan. Zaman veriyor bu kalan sonu. Yakışmaz ama talan, bir kere de şu yolu bana göster, yoksa acım var, o da mı yalan. Acıdan mı göremedim bugün? Kalp ağrıyor, çözülmedi düğüm. Hala arkasından bakıyorsun. Ne yapayım? Tek başına yalnız. Onu yalnız bırakmayan bir denizi var nasıl olsa. Ne yaptın? Takip mi ettirdin? Ne gerek kalmadı. Söyleyemedim. Evet. Yalnız işte. Kötü durumda. Yanında olmam gerekiyor. Şimdi sana söyleseydim anlamayacaktın. Anlamıyorum zaten. Hastalığının sebebi sensin Deniz. Ona iyi gelmiyorsun. Sen de bunu anlamamakta diretiyorsun. Ona umut vermen, onunla ilgilenmen onu kötü etkiliyor, görmüyor musun? Ne yapayım? Ne yapayım? Arkadaşımı yalnız mı bırakayım? Ne yapayım yani? Gerçekten ne yapayım? Arkadaşım. Bence artık bırak bu arkadaşım mesela Deniz. Ne ima etmeye çalışıyorsun? Bir şey ima etmiyorum Deniz. Direkt söylüyorum. Senin artık bir seçim yapman lazım. Hem de şimdi. Şimdi benimle bin bu arabaya ve arkadaşını kendi haline bırak. Bu seçim mi? Bu seçim değil, sen bana emrediyorsun, emir veriyorsun yani. Emir vermiyorum. Bana yine yalan söyleyen birini yine affediyorum.
Ben arkadaşımın yanında olmak zorundayım. Sen bunu anlamak istemiyorsan ben bu arabaya binmeyeceğim. Hatta şu anda daha fazlasını yapacağım, buradan gideceğim. Çünkü bana seçim şansı bırakmıyorsun sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.